Şimdi Ali İzzet Begoviç var hı hı. Ee, Bilge Kral diye tanıdığımız bildiğimiz hakikaten gerçekten bir e, Kur'an adamı Kur'an insanı ee, büyük de bir mücadele bir dava insan aynı zamanda Ali İzzet Begoviç diyor ki bakın Müslümanların durumu ile ilgili bir fotoğraf çekiyor diyor ki Müslümanların hızla artan büyük nüfuslarıyla övünmesi övünmemiz bana şişmanlığıyla övünen ve aldığı yeni kilolardan haz duyan bir adamı hatırlatıyor diyor. Yani ruhumuza, aklımıza ve başarılarımıza vurgu yapmaya ne zaman başlayacağız diyor. Nicelik bizdeki temel şey. Sayımız artıyor, nicelikle övünüyoruz. Nitelik nerede peki? Mesela diyor ki, küçük ve kırılgan bir insanda bile insanlığa katkıda bulunabilecek büyük bir ruh bulunabilir. Gücümüz, bilimimiz, edebiyatımız nerede? Nerede buluşlarımız, külli iyiliğe katkılarımız nerede diyor. Yani bugün işte e, Müslümanların bilimde, teknolojide o kadar geri kalmalarının sebebi nedir? Bu konudaki tembelliğimizdir. Başka bir şey evet. değil. Yani potansiyelimizde bir problem yok. İnsan kalitemizde de bir problem yok. Ama tembelliğimiz başka bir şey değil. Yani çalışmıyoruz, çabalamıyoruz, üretmiyoruz. Ee, emek ortaya koymuyoruz. E ne bekliyoruz? Yani Allah'ın bizi bulunduğumuz bir yerden kaldırmasını kalkındırmasını mı bekliyoruz? Hiç bu böyle olmaz. Tam de tersi de var. Çok özür dilerim. Tam tersi de var. Allah'a inanmayan nice topluluklar var ama çalışıp çabaladıkları için Allah dünyevi olarak mesela onları kalkındırıyor. Evet. Çünkü çalıştığın hakkını alıyor yani sünnetullah dediğimiz şey budur. Allah'ın yasalarına uygun davranırsanız karşılığını alırsınız dünyevi olarak. Ahirette onların hesabı Allah'a kalır bizi bilemeyiz onunla gibi bir şey. Ama yani biz Allah'a inanıyoruz biz Müslümanız işte biz Kur'an'a iman ediyoruz Hazreti Muhammed'e iman ediyoruz demekle bitmiyor iş bunun hakkını vermektir esas olan şey. Yani biz peygamberimiz izinden gidebiliyor muyuz? Bugün Müslümanlar peygamberini gerektiği gibi anlıyor ve örnek alıyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bugün Müslümanlar Kur'an'ı gerektiği gibi hayata taşıyor diyebilir miyiz? Maalesef diyemiyoruz. Yani İslam dünyasının o, e, durumu ortada. 1.8 milyar Müslümandan 57 tane işte Müslüman devletten bahsediliyor. Etkiye baktığımız zaman yani dünya nüfusunun bu kadar önemli bir kısmını oluşturan Müslümanlar etkiye baktığımız zaman yani neredeyse birçok toplum tarafından dikkat alınmıyor. Evet. Yani Müslümanlar bir bölgede zulme uğruyorlar, eziyet görüyorlar. Ama işte devam ediyor. Yani hiçbir şekilde bunlar engellenemiyor. Dolayısıyla evet. bizim bu farkındalığı kazanmamız, e, harekete geçmemiz, neyi yapabiliriz? Yani hani ben tek başıma ne yapabilirim değil. Ya ben evet tek başıma ne yapabilirim dememiz gerekir. Yani dünyayı değiştirme hedefiyle e, yola çıkalım. Kendi çevremizi, mahallemizi dönüştürebilirim, değiştirebilirim. En başta kendimizi değiştirebilirim, dönüştürebilirim. Evet. Ama tembellikten, o ataletten, o böyle rehavetten e, sıyrılarak, kurtularak artık bir önce canlanıp ve kendimize gelmemiz gerektiğinde fark etmemiz gerekiyor. Ram